şu anda memleketimizde çok büyük bir dram yaşanıyor. Büyük bir felaket var sevgili arkadaşlar. Herkes televizyonun başında, sosyal medyanın başında paylaşımları takip ediyor ve o paylaşımları da paylaşıyorlar. Ama genellikle şunu gördüm. Büyük bir kısmı, %90'ı sevgili arkadaşlar, olumsuz resimler, olumsuz videolar, devamlı battık bittik, insanların motivasyonu kıran, motivasyonu düşüren paylaşımlar. Hatta bu resimleri tutup arkasından acıklı bir fon müziği ekleyip paylaşıyorlar. Yani orada zaten üzülen insanlar var. Orada zaten motivasyonu kırılmış, 10 günden beri uyku tutmamış, uyku uyumamış insanlar var. Bu insanların zaten motivasyonu bitmiş, umutları kalmamış. Sen de o şekilde paylaşımlar yaparsan onları daha çok üzecek şekilde veya onları seyreden insanlar zaten üzülmüş. Biz yurt dışındayız, Almanya'dayız mesela. Almanya'da yaşayan Türkler ne uykudan tat alıyor, ne yediği yemekten tat alıyor, ne içtiği sudan tat alıyor. Zaten gece uyuyamıyor. Devamlı elinde cep telefonu, televizyonun önünde, zaten motivasyonu kırılmış, üzülmüş. Yapabildiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yardım gönderiyor veya burada tırlar yüklendi, gönderildi. Elinden geldiği kadar yapmaya çalışıyor zaten. Ama sen bir de bu kadar az bir enerjisi kalmış negatif paylaşımlarla onların motivasyonu kırarsan o zaman iş ilerlemez. Çözümler uzaklaşır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada anlatmak istediğim konu şu. Paylaşım. Önüne bir şey geldi. Tamam mı? Ben bu paylaşımı paylaşırsam, yani insanlara bunu vayten layten yaparsam, gönderirsem, iletirsem, dağıtırsam, yayarsam acaba insanlığa faydam olur mu? Vatanımıza faydası olur mu? Milletimize faydası olur mu? Yoksa sadece üzer mi? Onların motivasyonunu mu kırar? Dolayısıyla cenaze var ortada. Cenaze için ağladık. Tamam, üzüldük. Ama cenaze kalkması lazım. Yani bir şeyler yapılması lazım. Çözüm üretilmesi gerekiyor. Çözümler görüyorum. Çözüm paylaşımları çok az. Yani %10. %90'ı gerçekten çok üzücü. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, dikkat çekebilmek için, kendini yeterli hissetmek için, ya ben de bir şeyler yapayım diye bir üzücü resme, üzücü bir müzik ekleyip onu paylaşmak ileri taşımaz. Sen ne yapabilirsin? Çözüm üretebilirsin. Çözümleri paylaşabilirsin. Çözümler var. Mesela nedir? Spenden Auf'lar var. Yani Almanya'da yardım kuruluşları var. Kurumlar bunlar. Devletle beraber çalışıyor. Onların banka hesaplarını paylaşabilirsin. Onlara destekçi olabilirsin. Veya burada başka kurumlar var yine. Almanya'dasın veya Fransa'dasın. Onlara destekçi olabilirsin. Ağlayacağına, sosyal medyayla uğraşacağına kalk o işleri yap. Çözüm üret. Bununla beraber senin orada akrabaların vardır. Belki tanıdıkların vardır. Onlarla paylaş. Üzüntüyü paylaşabilirsin. Ara. Halini hatırını sor. Dinle biraz. Çözüm üretme. Hemen arkasından böyle dinlemeden pat pat diye bir çözüm üretmene gerek yok. Dinle. Onların üzüntüsünü paylaş. Çünkü üzüntüyü paylaştıkça üzüntü azalır. Bununla beraber çözüm üretirsen, çözümü paylaşırsan çözüm çoğalır. Hani derler ya, güzellikler paylaştıkça çoğalır. Sen de güzellikleri paylaş. Motivasyonu paylaş. Çözümler paylaş. Bunlar çoğalsın. Umutlar paylaş. Tekrar hep beraber birlik ve beraberlikle, dayanışmayla tekrar ayağa kalkmak için buna ihtiyacımız var. Doğru paylaşımlara ihtiyacımız var ve bununla beraber şunu da eklemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Biz yıllardan beri hep onu anlatıyoruz. 30 seneden beri beni tanıyan insanlar veya YouTube'da girin videolarımıza bakın. 800 tane videoda hep onu anlattık. Ne anlattık? Yaptığınız işi düzgün yapın. Dürüst yapın. Doğru olun. Yalan konuşmayın. Hep bunu anlattık. Kendinizi geliştirirseniz dürüst olursunuz. Kendi işinizi yaparsınız. Ama kendinizi geliştirirseniz olur. Kendinizi yetiştirirseniz bunu yapabilirsiniz diye hep anlattık. Hep anlatmaya da devam edeceğiz. Eğer insanlar kendini yetiştirseydi, şuurlu olsaydılar, bilinçli olsaydılar, herkes kendi işini düzgün yapsaydı zaten bunlar başımıza gelmezdi sevgili arkadaşlar. Bununla beraber tabii şunu da söylemek istiyoruz. Biz inananlar için kader diye bir şey var. Takdiri ilahi var. Ama bununla beraber elimizde irade-i cüziye de var. Yani direksiyon da elimizde. Dolayısıyla senin yapabileceğin şey nedir? Doğru paylaşımlar yapmak. Yani insanları ileri taşıyacak paylaşımlar yap, çözümler paylaş. Bunun yanında da kendini yetiştirmeye çalış, kendini geliştirmeye çalış ki yaptığın işi en iyi şekilde yap ki bunlar bizim başımıza gelmesin sevgili arkadaşlar. Bu videoyla bu iki noktaya dikkat çekmek istedim. Hadi hep beraber ayağa kalkalım, ileri gidelim ve çözümlerle şu önümüze çıkan problemi hep beraber ortadan kaldıralım, çözelim inşallah. Herkese kucak dolusu selamlar, hoşça kalın.